Bu klipte ELE107 bilgisayarlar ve programlama dersinde 2017-2018 güz döneminde ikinci haftada sınıfta İngilizce olarak slaytları gösterip de açıklamalar yaptığım sayı sistemleri ve ikilik kodlar konusunda yaptıklarımızı bir şöyle bir Türkçe olarak derlemek, toplamak, önemli noktalarını tekrar vurgulamak için bir sunum hazırladım bu slaytlar üzerinden giderek. Ders kitabımız Technology in Action isimli ders kitabımızda bir önceki hafta OGR sisteminde de kayıtlı olan Week 1A, Week 1B slaytlarını bitirmiş olduk. Bunu bir kez vurguladım. Ondan sonra bölüm içinde bulunan sunucuya tüm dönemin ders sunum slaytları ve de iki tane örnek ders kitabı, yararlı olabilecek yardımcı kaynak bilgisi eklendi. Bu bilgileri verdikten sonra derse giriş yaptık. İlk konu sayı sistemleri. Temel soru şu: bir sayı nedir? Bu açıklamayı yapabilmek için, daha doğrusu buna uygun cevabın hangisi olduğunu seçmek için birkaç tane örnek durum üzerine gittik. Örneğin birisi bir sayısı bir sayıdır ya da bir sayıdır diye bir cevap verirse bu sorunun tam cevabına ulaşamayız. Çünkü bu bir sayı örneğidir. Bize sayı nedir sorusunu ne başlıklı sorularda daha geçen bir önceki hafta gördüğümüz gibi vermek lazım. Mesela bu sorunun uygun cevabı sayı nedir? Sayı bir şeyin miktarını belirten bir semboldür. Tam doğru olabilecek cevaplardan biri olabilir. Başka bir soruda herhangi bir örnek veriniz derseniz bu sorunun cevabı bir sayısı veya heksadesimal F sayısı, buna da örnek yani cevap olabilir. Özetle herkese genel bir kural, dikkat edilecek bir nokta: soruda ne sorulmuşsa kısaca ama tam olarak ona cevap vermek esastır diye vurguladık. Bunlar tabii ara sınav ve ödevlerle ilgili konulara destek olsun diye. Dersimizde en çok ikilik taban, onluk taban ve 16'lık taban kullanılacak. İkilik taban binary, onluk taban decimal, 16'lık taban hexadecimal olarak isimlendiriliyor. Bunu bir kez daha o derste vurguladık. Bunun dışında da tabii sayı sistemleri var. Ancak işte 8'lik gibi, 6'lık, 7'lik her sayı, her sistem, her tabanda sayı sistemi olabilir. Onunla ilgili kural ve problem olabilir ama bilgisayarlar ve programlamada bu temel 3 sayı sistemi kullanılır. Bazen oktallı yani 8'lik olabilir ama onu çok fazla vurgulamayacağız. Yine tanımları geçerken, bazı kavramlardan bahsederken ön eklerle ilintili konu gündeme geldi. Tabii ön eklerin en çok teknik alanda kullanılanları çarpan şeklinde ön ekler. Örneğin kilo ya da mega ya da mili ve benzeri. Onlarla ilgili bir açıklama yaptık. Dolayısıyla teknik yazımlarda bu örneklere de dikkat etmek gerektiği, hata yapmamamız gerektiği, örneğin kilobayt, kilometr, kilometre, kilogram gibi kavramların ne anlama geldiğini, bu harflerin küçük ya da büyük mü yazıldığı, bunların tam olarak söylenmesi, ifade edilmesi gerektiği ama hiçbir zaman ağızdan kilo şeklinde, hani günlük halk ağzı çıkmaması gerektiğini söyledik. Diğer örneklerden en önemlileri mili, giga, mega sayılabilir. Burada dikkat, bir harfin küçük ya da büyük yazılması arada 1 milyar kat fark doğurur. Dolayısıyla teknik yazı, ifade, problem çözümü, sınav, soru çözümlerde sakın ha büyük harf yerine küçük harf karıştırmayın, hatasını yapmayın diye vurguladım. Bu derste bir istisnai durum daha var. Kilo, yani kilobayt ya da
kilovert neyse. Bu örnek kullanıldığında bu derste dışarıdaki gibi diğer bilimsel veya ders alanlarında olduğu gibi tam olarak 1000 değil, biz aslında 1024 sayısını kastediyoruz. 1000'e çok yakın. Yakın olduğu için birbiri yerine kullanılabilir. Burada dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Bizim dersimizde 2 üzeri 10, 1000'e çok yakın ama tam 1000 değil, 1024 simgeler. Mega 2 üzeri 20'dir. Yani 1024 çarpı 1024'tür ki 1.048.576, 1 milyon değil. Giga da aynı şekilde 2 üzeri 30, 1 milyar 73 milyon 741.824 sayısını simgeliyor. Bu konuda da dikkat etmek gerekli, uyanık olmak gerekli. Terimde tam olarak ne kastedildiğini bilerek kullanmak gerekiyor. Aslında bu ders çok basit. İki tane sembolümüz var. 0 ve 1. Bu dersteki matematiksel ya da sıralı şeylerde indisler, yani sıra sayıları sıfırdan başlıyor. Günlük hayattaki gibi birden başlamıyor. Buna da bir kez vurgu yapmakta fayda var. Ondan sonra bir küçük tanıma geçebiliriz. Bit nedir? Böyle bir soruyu sınıfa yönelttim. Ondan sonra gelen cevaplardan küçük bir derleme. Örneğin bir cevap, it's a piece of byte. Yani byte'ın bir parçasıdır bit. Tamam. Burada yanlış bir ifade yok. Bu doğru. Ama çok net değil. Gerçekten bit'in tam olarak kafamızda canlandıracak kavramları vermiyor. Yeni sorular ortaya çıkarabiliyor. O zaman byte nedir sorusu çıkabilir, byte öğrenmemişsek. Ondan sonra bunun da cevabı bir bit grubu, topluluğu desek bu da doğru olur. Ama gördüğü gibi iki soruya verilen cevapta yeni sorular ortaya çıkartıyor. Daha güzel, derli toplu bilgi veren cevap, a bit is the smallest digital information package. It can be either 0 or 1. İşte bu herkeste aynı hissi ve bilgiyi çağrıştırıyor, uyandırıyor. Peki sembol ne? Sembol bir kavramı ifade etmek isteyen grafik bir şekil aslında. Bir örnek sembol. Sınıfta arkadaşlardan birinin verdiği bir işaret. İşte elektronik cihazın aç kapa sembolü. Ya da aç kapa düğmesinin üzerinde bulunan sembol. Bunun gibi birçok sembolle anlamlar yükleyerek, özellikle sayısal anlamlar yükleyerek bilgisayar programcılığıyla ilintili konuları açıklayacağız. Şöyle bir dizimiz var. Bunu herkes biliyor. Bit 1, nibble 4, byte 8, 16. Bu rakamlar neyi simgeliyor? Bu rakamlar bir bilgi paketçiği diye düşünebilirsiniz. Bir sembolle gösterilen bilgi paketçiğine bit deniyor. Bu sembol ya 0 ya 1 olabilir. 4 tane bitten nibble oluşuyor ya da dörtlük. 8 tane bitten byte oluşuyor. 16 bitten word oluşuyor. 32-64 diye gidiyor. Bunların hepsine birçok kaynak aslında word diyor. Ona çok fazla iştirak etmiyorum ama onu da biliniz diyorum. Normalde word 16 bitliktir. 32 için double word ya da ikili iki kelime denebilir. 64 için 4 kelime denebilir ama bu kadar uzun ifadede tabii herkesi yorduğu için herkes teknik dünyada artık 16 ve ötesine kelime diyor. Kod, dersin konularından biri olan kod tanımıyla devam ettik o günkü derste. Bu bir gösterim şekli, semboller şeklinde bir anlamı ifade etme şekli diye düşünebilirsiniz. Veya sayısal bir gösterimi, ifadeyi daha başka, bazen daha anlamlı, bazen daha az bitli, daha tasarruflu ya da bir durumu uzun uzun açıklamak yerine bir sayı, bir iki sembolle gösterme işi tamamen kodlamaya giriyor. En temel kodlamamız BCD, yani Binary Coded Decimal veya ASCII kodlama olarak bu derste kullanacağız. Başka kod şekilleri de var tabii. Örneğin 10 tane rakam
dörtlük halde 0 ve 1 diziler olarak BCD kodlama ile gösterilebilir. Bunu kullandığımız zaman tabii 4 bitin 10 tanesini, yani mümkün olan 16 durumdan 10'unu kullanıyoruz. Kalan 6 tanesini hiç kullanmamış oluyoruz. Bunlar kullanılmadığı için aslında biz bu kod seti denilen tüm kümede bazı kodları, bazı kullanabilecek kod dizilerini ziyan etmiş oluyoruz. Bu BCD'nin en büyük dezavantajı ama o kadar yaygın ki, çünkü kişi hemen algılayabiliyor bu kodu görür görmez. Neyi simgelediğini hemen çözebiliyor. Dolayısıyla hiçbir zaman bu kod bırakılmadı. Makine yönünden, bilgisayarlar yönünden ziyan olsa da kullanıcı anlaşılabilirliği yönünden harika olduğu için hala kullanılıyor. Benzeri bir kodlama ASCII. Bu sette 7 bitle 128 tane karakter gösteriliyor. İşte temel olarak İngilizce ya da İngiliz alfabesi, rakamlar, bir takım önemli şekillerin bilgisayar sembollerine dönüştürülmesi ile ilgili bir tablolama şekli. Bu ilk kodlama şekli tabii tüm dünya dillerindeki tüm dünya karakterlerini vermediği için zamanla bir aşama geliştirilmiş Extended ASCII denilen 256 karakterlik bir tabloya dönüştürülmüş. O da yetmemiş. Daha sonra göreceğiz. Unicode kodlama bugün her yerde kullanılıyor. O zaman kodlamayı şöyle geniş bir çerçeveden bakarsak, herhangi bir bilgi, bu bilgi çok uzun, açıklaması, kelime anlatımı, işte süre ya da hafızayı alabilecek şekilde ise, bunu bir yerden bir yere aktarmak için daha basit kodlara dönüştürüp yollamak tasarrufa yol açıyor, tercih ediliyor. Dolayısıyla onun ikilik kodu elde edilebiliyor. Dolayısıyla bir kodlama işlemi sonucunda herhangi bir bilgiden 0-1 dizileri elde ediliyor. Tabii aynı 0-1 dizilerinden de tersinde o bilgiyi elde etmek için de kod çözüm işlemi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla sol taraf insan kısmı diyebilirsiniz, anlam veren kısım. Sağ tarafta makine kısmı, 0 ve 1'den dışında hiçbir şeyle işlem yapamayan taraf diye düşünebilirsiniz. Tabii bu gönderim, alım, kodlama, kod çözüm ve benzeri her türlü işlem sırasında bir hata oluşabilir. Herhangi bir bit flip denilen ters yüz olma, tümleyenine dönüşme gibi istenmeyen kodlara ulaşılabilir. Bu her zaman mümkün. Teknik kişinin de, programcının da ya da elektronik iletişimcinin de bu hatayı fark etmesi, düzeltmesi beklenir. Dolayısıyla hatalar aslında herhangi bir bit dizisinde bir tanesi, orijinal diziye göre, istenen şekle göre farklı bir duruma geliyorsa bir şekilde, bunlar genellikle dış ortamdaki elektronik gürültüden olur. İşte kod hatalı bir duruma dönüşmüş oluyor. Eğer dizimizde bir tane bit hatası varsa, tekillik çift veya şöyle söyleyelim, tek ya da çift sayıda bir olma durumunu gösteren parity bitiyle bunu anlamak mümkün. Hangisinde hata olduğu bilinmese de bu gönderilende hata olup olmadığı bu kontrollü ortaya çıkar. Dolayısıyla hatayı bulabilme şansımız bu parity bit ile mümkün oluyor. Bu kod set içinde o zaman elimizde belirli sayıda kodlardan oluşan, yani belirli uzunlukta kodlardan oluşan bir kod kümesi var. Örneğin şu anda görünen de bu küme içinde 3 tane sembol var. Bu 3 sembolün birbirleri arasında kaç adet bit değişikliğiyle birbirlerine elde edilebileceği, o ikisinin arasındaki uzaklık olarak tanımlanıyor. Kod element. Örneğin 1010 kodu ile 1101 arasında 3 tane bit değişimi oluyor. İlk bit aynen kalıyor. İkincisi değişmiş, üçüncüsü değişmiş, dördüncüsü değişmiş. Yani toplam 3 tane bit değişiyor.
Birincisiyle bu diğer kod arasında yani 1010 ile 0110 arasında benzer şekilde 2 bit değişimi var. 1 ve 2. bitler. En alttaki iki tanesi arasında da rahatlıkla bulabilirsiniz. 3 tane bit değişimi var. Yani bunlardan herhangi biri gönderildiği zaman gönderim yolunda kanalda bir tane bit değişirse o zaman yanlış bir kağıt algılanma durumu yok. Hiç kullanılmayan bir kod ortaya çıkıyor. Hatanın hemen görülmesi olası. Dolayısıyla kodlar arasındaki uzaklık ne kadar fazlaysa aslında hatalı gönderimin fark edilmesi veya düzeltilmesi o kadar olası oluyor. Tüm kod set içindeki tüm kodlar arasındaki uzaklığın hepsinin en küçük değeri de Hamming mesafesi olarak algılanıyor. Dolayısıyla bu üçlü içinde en düşüğü 2 bitlik değişim olduğu için, diğerleri üçer olduğu için bu kod setindeki Hamming mesafesi 2 olmuş oluyor. Bu da onun tanımı, Hamming mesafesi tanımı. Bu mesafe ne kadar fazla olursa o kod set ufak aktarım hatalarındaki bit değişimlerine o kadar bağışık olmuş oluyor diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bilişimde işte bilgisayar bilimleri, iletişim gibi bütün dallarda sayısal bilginin alınıp gönderildiği şeylerde, ortam ve sistemlerde çok daha fazla sayıda kod setler kullanılır. Ve bu kod setlerde Hamming mesafesinin ya fazla olması istenir. Tabii Hamming mesafesi çok fazla olursanız, tutarsanız o kod setinde birçok kodu da heba etmiş olursunuz. Dolayısıyla hem olabildiğince kodu kullanmak gerekiyor, hem de bu kodları gönderdiğiniz zaman bu hatanın minimum olması isteniyor. Dolayısıyla böyle olabilecek iki ekstrem durumda optimizasyon ya da en ileme çalışması yapılıyor. Olabildiğince çok kod kullanıyor ve hataların olduğu durumda bunların sezim ve kestirim oluyor ki bu da diğer derslerin konusu, burada çok fazla onun içine girilmeyecek. Bir örnek 5 element veya 5 eleman içeren bir kod set, kod kümesi düşünelim. How can we find the Hamming distance of the five element? Buradaki Hamming mesafesini bulmak istersek genel yöntem bir öncekiyle aynı. Bütün olabilecek durumlar, yani her elementin bir diğeriyle arasındaki mesafeye bakmak lazım. Yani bit çevrim mesafesi, bit flip mesafesi. İşte birinci elementle ikincisi arasında 1, 2. İşte ikinci ile üçüncü arasında 1 diye gidiyor. Bu olabilecek tüm kombinasyonlar ki 20 tane olması bekleniyor. Bu hepsindeki en minimum bulunca sonuç 0 çıkıyor. Neden? Birinci ile beşincinin kodları aynı. Burada 0. Dolayısıyla tabii çok saçma bir kod seti var. Birinci elementle beşinci elementin kodu aynı. Son derece yanlış bir seçim. Ama sorunun cevabı 0. Böyle bir şey pratikte olmaz. Fakat soru olarak sorulursa 0. Aynı şeyin nizami bir şekilde hesabı için bu 5 kodu yazmak, bu kodlar arasında her olabilecek çift arasında kaç tane bit değişimiyle ilgili birbirlerinin elde edildiğini yazmak, işte buraya yanlarına yazıldı, buradan buraya 2, buradan buraya 1 şeklinde. Görüldüğü gibi birinci ile beşinci arasında 0 var. Bu da olabilecek zaten en düşüktür. Bundan daha düşüğünü sıfır bulur bulmaz zaten diğerlerini yapmaya gerek yok. Bu en düşük mesafe sıfır olduğunu görmüş oluyoruz. Bir başka soru sınıfta sorduk, egzersiz olarak bıraktım. Bir önceki örnekte görüldüğü gibi sıfır mesafe uygun değil. Avantajlı değil deniyor ama yani böyle bir şey çok anlamsız. Ondan sonra bir sonraki soru.
Olabilecek en yüksek hemming mesafeli kod seti. Yani 4 bitlik nibble'lardan oluşan olabilecek en yüksek mesafeli kod seti tasarlayınız. Varsayalım 5 elemanlı olsun bunlar gibi. Dolayısıyla bunu bir çalışma problemi olarak bırakıyorum. Küçük bir ipucu vereyim. Sonuçta dörtlük olduğu için toplam 16 adet değişik sembol ya da kod seti olacak, kod elementi olacak. 0'dan 15'e diye simgeleyin. Bunun içine 5 tane yerleştireceğiz ve birbirleri arasındaki şeyi kod daha doğrusu bit değişim sayısı olabilecek en yüksek sayı olacak. Burada toplam 16 tane aralık var. Yani 15'ten 0'a da döndüğünü görürsek. Bu 16 aralığı 5 tane yerleştirince en fazla 3. 5 kere 3 15 edecek. En fazla 3 hem üçlük bir Hamming mesafeli tanımlıyor olmanız lazım. Hadi kaleme kağıda kuvvet. Bunu bulmak sizden. O derste bu örnekleri verdikten sonra bazı slaytlardan bazı örnekleri tekrar özetlemek için ele aldık. Bilgisayar kelimesi. Slaytlarda işte 8 bit'e de bazen bir kelime deniyor. Çok katılmasam da bazı kaynaklar bunu böyle diyor. 32'ye de 64'e de diyor. Dolayısıyla different computers use different numbers of bits. Intel Pentium 32 bits as a word. Intel Itanium use 64 bits as a word. Dolayısıyla piyasada da ticari markalar bilgisayar kelimesi olarak farklı sayıda bitleri kullanıyorlar. Code word kullandık. Örneklerde gösterdik. Slaytlarda görüldüğü gibi ve bunun uzunluğu da kaç bitlik olduğu terminolojisine tanım verilmiş durumda. BCD tablosunu bir kez daha hepsi bir arada görüyoruz. Bir dikkat edilecek noktayı vurgulamışım. Kodlarla, kod kelimeleriyle ve dizileriyle çalışırken artık kaç adet sembol ya da basamak kullandığımız çok önemli. Eğer soruda herhangi bir kodlama, BCD çağrışta mesela BCD gibi bir şey varsa sonuçları da sıfır ifade ederken artık tek sıfır değil, 4 adet sıfır şeklinde ifade etmeyi unutmayalım. Ya da 3 tane sıfır koyamazsınız. İlla ve illa 4 tane sıfır koymak zorundasınız. O kod dizisinin gerektirdiği sayıda bit kullanmak zorundasınız. BCD'den bir daha bahsedip işte ziyan olan kodları bir daha vurgulamışım bir başka soru üzerine. Bir başka kod çeşidi gray kod. Gray kod BCD'ye çok benziyor. Fakat BCD'den değişik bir sırası var. İşte bu da 4 tane sıfırla başlıyor. 1 doğru ama 2 birdenbire değişik. 3 değişik. Buradaki tek fark BCD'ye göre komşu iki tane kod arasındaki mesafe 1. Yani sadece bir bit değişimiyle bir sonraki kod elde ediliyor. Kontrol edelim. 5'ten 6'ya giderken sadece şu bit değişmiş. Aslında ikilik sistemde bu 7'ye denk bir şey. Fakat gray kodda 5'e denk bir şey. Ne bileyim 10'dan 11'e giderken sadece bir. Görüldüğü gibi bakın 10 sayısı 4 tane 1. Hiç alakası yok normal BCD ile ya da heksadesimal sistemle. İşte dolayısıyla bir önceki şeyde sorduğum işte 4 bitlik diziden 5 tane kodu maksimum Hamming mesafeli olarak tanımlayın ya da bu kod dizisini bulun derken gray kod iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bu da ikinci tiyo olsun o egzersizi çözmek için. Gray kodun tanımı ile ilgili slaytlarda alınan bir sayfa daha. Şöyle bir bakıyoruz.
Gray kod dışında yine çok önemli kodlardan biri ASCII dedik. İşte 7 bitlen 128 karakteri gösteriliyor. İşte bu 128 karakter şu tablo içinde. Özel yazıcı karakterlerinden çeşitli işaretler, matematiksel sayılar, bazı işte cümle noktalama işaretleri, alfabedeki büyük harfler, yine bazı işaretler, alfabedeki küçük harfler diye bitiyor. Bu tabloda kodu bulmak çok kolay. Herhangi bir işte büyük C'nin kodunu bulmak istersek bulunduğu sütun ve satırdaki ikilik dizilere bakmak lazım. B7, B6, B5 olduğuna göre 1, 0, 0 onu yazıyoruz. B4, B3, B2, B1 bunlar da bit anlamına geliyor. Bitin nerede olduğu 7. bit, 6. bit, 5. diye de C'nin satırında da 0, 0, 1, 1 yazıyor. Bu ikisini yazıp birleştiriyoruz B7'den B1'e kadar. O zaman büyük C'nin kodu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 olarak bulunuyor. Temel ASCII tablosuna göre. Bunun dışında tabii geliştirilmiş ASCII kod var ama şu anda kullanılan artık tablo Unicode dizisi. Bu bir sayfalık tabloya sığmayacak kadar büyük bir şey. Görüldüğü gibi normal harfler yanında çok değişik dillerin çok değişik aksanlı, işaretli, parçalı, umlautlu her türlü karakteri de burada var. Dolayısıyla bu tablo sadece ilk 256 tanesini gösteriyor. Bu şekilde en çok kullanılan kodlar hakkında bir genel bilgi vermiş oluyoruz. Şimdi tekrar bu kodlar nasıl elde ediliyor? Evet, bir ASCII kod bulmak için illaki tabloya bakmak, oradaki 1 0 0'ları birleştirmek ve kodu elde etmek gerekiyor. Gray kodu bulmak için daha temel bir algoritma var. Formülasyonu çok daha kısa yazılıyor. Tabloya bakmaya gerek kalmadan. Onun iki yönlü dönüşüm var. İkilikten gray'e dönüşüm veya gray'den ikiliye dönüşüm. Onların algoritmaları. Dolayısıyla elimizde herhangi bir ikilik dizi varsa bunun gray dönüşümünü yapmak için önce n'inci yani en anlamlı bitten başlıyoruz. En anlamlı bitleri birbirlerine eşitliyoruz. Ondan sonra bir alt biti sırasıyla bir üst bitten özel veya işleme tabi tutup onun sonucunu yazıyoruz. Ve bu n-1'den 0'a yani en düşük anlamlı bite kadar gitmiş oluyor. Çok kısa bir örneği yaptık. Burada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplam 6 bit var. N 5. Dolayısıyla G5 eşittir B5. Binary yani ikilik sistemdeki 5 numaralı bitin birini aynen gray kodundaki yerine yazdık. Sonra bir sonrakine 4'e indik. Buradaki bitin değeri önemli. O da B4 ve ondan bir fazlası B5'in özel veyalanması oluyor. 0 ve 1'i özel veyalarsak sonuç 1. Onu yazıyoruz. Bir sonraki yani üçüncüsü. Bu sayıyı bulmak için G3 ile G4'ü özel veyalamak gerekiyor. İki tane sıfırın özel veyası sonuç 0 diyerek elde ediliyor. Benzer şekilde elimizde gray kodu olan bir dizi var ve bunu ikilik koda çevirmek istersek yine en anlamlı biti eşitliyoruz. Yani ikilik sistemdeki değeri gray ile aynı olmuş oluyor en anlamlı bit için. Ondan sonra bir sonrakinde bu da aynı şekilde B5 eşittir G5. B4 eşittir G5 özel veya G4. Orada sonuçlandırıyoruz. Çünkü 4'e kadar. X'in özel veyası yine 1. Ondan sonra G3 G5, G4, G3'ün
3'ün özel veyası, 101'in özel veyası 2 tane 1 olduğu için sonuç 0. 2'nin özel veyası 5, 4, 3, 2. Burada 3 tane 1 var. Yani tek sayıda sonuç 1 diye gidiyor. Bu ikilik sistemdeki eş değerini bulmuş oluyoruz. Burada tabii sürekli bir özel veyadan bahsettim. Soru geldi. Özel veya işlemiyle ilgili, yani XOR. Mantık işlemlerinden bir tanesi ve bilgisayar dünyasında, kod, özellikle kodlama dünyasında çok kullanılan bir mantık işlemi. Normal veya işleminin iki girişi var, bir çıkışı var. Bu girişlerden herhangi birisi 1 ise sonuç 1 oluyor. Sadece ikisi 0 ise sonuç 0. Bu tabi dikkat, matematiksel toplam değil, logic or. Ama dışarlayan veya ya da özel veya olduğunda, şurada şunu ekleyeyim. Girişlerin ikisi de birbirine eşitse sonuç 0. İkisi birbirinden farklıysa sonuç 1. Yani dışarlayan veya ikisi de 1 girdiğinde sonucu 1 vermiyor, 0. Tek fark bu elemanda. Diğer her şey veya ile aynı. Yine bu ASCII kodlar bir bit hata ile sonucun ne olacağı ile ilgili bir örneği slaytlardan sınıfta işledik. Dolayısıyla başta bir S karakterinin ASCII kodu, 7 bitlik kodu yollandı diyelim. Bunlardan bir tane biti değiştirelim. Sonuç ne oluyor görmek için basit bir tablo. Alıcı kısmında bu bit dizisi alınıp, yani hiçbir bit aktarılmadığı zaman alıcı S karakterini alır, doğru olarak mesaj alınır. 0 numaralı bit flip, yani ters yüz olursa, 0 numaralı bit en düşük anlamlı bitti. Yani 1'den 0'a dönüşürse 1'den R olarak algılanıyor. İşte 1 numaralı bit alınırsa Q olarak algılanıyor. Ne bileyim, böyle böyle giderek 6 numaralı bit, yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. bit. 6 numaralı düzeltiyorum, 7. bit olmuş oluyor. En anlamlı bit değişirse bu zaman Ctrl S. Tamamen farklı mesajlar algılanmış oluyor. Dolayısıyla bit çevrimin ters yüzünün hatasını özetleyen bir durum. Alınan derste vakit kaldığı için bir de matematiksel dönüşümle ilgili bir örnek çözdük. Slaytlardan birisinde 6.6875 diye ondalık bir sayı var. İşte virgülden sonra kesirsel kısmı da olan. Bunun ikilik sistemdeki eş değerinin bulunmasıyla ilgili bir örnek. Cevap aslında verilmiş. 110.1011. Bu cevabı nasıl bulduk diye bu örneğin üzerinden gittik. Burada hatırlanacağı gibi tam sayı kısmını ayrı, ondalık kısmını ayrı işleme tabi tutarak tam sayıda sürekli bölüm şeklinde kalanları yazmak ile elde ediyoruz. Ondalık kısımda ise sürekli çarpım şeklinde ve tam sayı kısmını ayırarak sonucu elde ediyoruz. Sonuçta sıfır kalıp hiçbir şey olmayınca, yani tam olarak ifadesi mümkün olduğu için 110.1011 ile tam olarak ifade edilebiliyor. Şu sayı, ondalık şu sayı ikilik sistemde ifade edilebiliyor. Bu örneği işledik. O sırada sınıftan bir soru geldi. Normalde sayımızı ikiye ayrı kısımda çevirimi yaptığımız örneğe bir soru geldi. O sorudan önce tabii şu noktayı da vurguladık. Evet, bizim cevabımız neydi? 110.1011 ikilik sistemdeki eş değeri demiştik. Bunu tabii 3 bit
tam sayı 4 bit işte ondalık kısmı ifade ettik. Fakat eğer bilgisayar sistemindeki hafıza birimlerinin bit adedi değişikse ona göre ifade etmek lazım diye bir kez daha vurguladım. Örneğin 6 sayısını bu sefer 4, 8, 12, 13 bit neyse solda kaç tane sıfır koyacaksak. Eğer bu BCD sayıysa bizim 4 sayıyla ifade, 4 basamakla ifade etmemiz lazım. Eğer 8 bitlik bir mikro işlemcimiz varsa 8 bitle ifade etmek lazım. Buraya dikkat. Bakın aynı sayı soldaki sıfır adedi değişiyor. Anlam değişmiyor ama ifade değişiyor. Dolayısıyla bu ifadeleri de doğru kullanmak lazım. Sınıfta mesela kullandığım 32 bitlik masaüstü bilgisayarda ise bu 6 sayısından önce 29 tane, tabii 28 artı 1, 29 tane sıfır ifade koymak lazım. Bu noktaları gözden kaçırmamak gerekiyor. Sonra bir başka soru geldi sınıftaki arkadaşlardan. Önceki kullandığım sayıda bir tane basamağı farklı olsaydı ne olurdu hocam? 6.6875 değil, 6.6873 olsaydı ne olurdu? Cevap basit. Çevrimi yine yapacaktık. Tabi tam sayı kısmı değişmediği için virgülün solundaki kısım 1 1 0 olacak. Kaç bite olduğuna göre onu gösterecektik. 4 bitse başına 1 0, 32 bitse başına 29 0 ve benzeri eklenecek. Virgülden sonraki kısım aynı şeyi yapmak zorundayız. Sürekli çarp. Çarp 2'ye şu sayıyı elde et. Güzel. Tam sayısını ayır. Sonra ondalık kısmını geçir. Çarp 2'ye şu sayıyı elde et. Tam sayısını ayır. Ondalığı buraya geçir. Çarp 2'ye, çarp 2'ye, çarp 2'ye, çarp 2'ye geçir, geçir, geçir. Devam et. Görüldüğü gibi o kadar kolay çıkmıyor. Devam edeceğiz. Sınavlarda böyle soru gelebilecek çünkü. Çarp 2'ye, çarp 2'ye devam. Sonra ne oldu? Hala doğruyu bulamadık. Daha doğrusu tam sonucu bulamadık. Görüldü ki ondalık kısmı işlem yap yap bitmiyor. Bu ne anlama geliyor? Her ikilik sistemdeki sayıyı ondalık olarak ifade edebilirsiniz ama her ondalığı sonlu sayıda basamakta ikilik ifade edemeyebilirsiniz. Bu da o örneklerden biri ve daha işlem bitmiyor. Belki 568 bininci basamakta tam olabilecek ama ona vaktimiz yoktu. Dolayısıyla siz istenen sayıda basamakta bırakmak durumundasınız. Eğer cihazınız 8 bitlikse 8. bitten sonrasını yazamayacaksınız. Yuvarlama yapmak ya da onu truncate'den kesme yapmak zorundasınız. İşte bilgisayarlarda yuvarlama hatalarıyla işler bu yüzden eksik ya da hatalı çıkabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Küçük bir iki not daha söylemiştim. 8'lik sistem, 16'lık sistem. Bunlar ikilik, 8'lik ve 16'lık güzel çevrimler olabilecek sistemlerdir. Dolayısıyla 16'lıktan 10'luğa, daha doğrusu 8'likten 16'lığa bir çevrim söz konusuysa iki yolunuz var. 16'lık sistemden 10'luk sisteme çevirirsiniz. 10'luk sistemden 8'liğe işlemleri doğru yaparsanız bu çalışır. Ama daha fazla uğraştığınız için bir yerde hata yapma olasılığınız büyük. Ona karşı çok dikkat etmek lazım. Fakat 16'lıktan ikilik sisteme geçmek çok daha kolaydır. İkilikten 8'liğe de aynı şekilde kolaydır. Dolayısıyla bu yöntem daha çok tavsiye edilir. Benzer bir örnek 7-4-8 basamaklıkta şeyde bir sayıda 16 basamaklıkta ne olabilir diyor. Birinci metot kullanımda 7-4-8 basamak 60 onluk sistem 3C heksadesimal olur. Egzersiz olarak bunu gösterin. İkinci yöntemde ise fazla uğraşmadan 7-4'ü 1-0 dizisine yazarsınız. Üçlü üçlü gruplayarak sonra bunları dörtlü gruplayarak hemen 3C'yi elde edersiniz. Daha hızlı, daha net ortaya çıkıyor. İkinci haftamızda işlediğimiz konular bu şekildeydi. Umarım bu vurgulama yararlı olmuştur.